Evet, herkese merhabalar. Futbol Manager 2021'de bir oyuncu videosu kariyer hikayemize daha hoş geldiniz ve bu videodaki konuğumuz Ravil Tagir olacak. Başakşehir'in Altın Ordu'dan almış olduğu Ravil'in Futbol Manager 2021'deki hayatına bakacağız. Emekliliğine kadar gideceğiz. Mevcut potansiyel yeteneklerini karşılaştıracağız. Sezonluk verilerini analiz edeceğiz. Kısacası FM hayatını mercek altına alacağız Ravil Tagir'in. Evet, bir kere ilk önce şunu söylemem lazım. Transfer döneminde beni en çok heyecanlandıran isimdi Ravil Tagir. Bunu söylemek şart. Cengiz Ünder de aynı bu şekilde sessiz sedasız gelmişti. Ama geldiği nokta ortada arkadaşlar. Gerçekten çok potansiyelli bir oyuncu ama parantez açıyorum. Son senesini Altın Ordu'da çok iyi geçirmedi. Bunu söyleyelim. Gelişim anlamında geriye gitti dememiz haksızlık olur ama üstüne koyamadı. Parantezi kapıyorum. Buna dikkat edelim. Ama çok büyük bir potansiyel tabii ki. Umarım da uzun yıllar Türk futboluna hizmet edecek. Şimdi başlangıç profiliyle başlayalım. 17 yaşındayız. Piyasa bedelimiz 600 bin euro ve senelik 170 bin euro civarında kazanıyoruz Başakşehir'den. Bir has stoper oyuncusuyuz arkadaşlar. Merkez stoper oyuncusuyuz. Teknik anlamda ilk kontrol 13, markaj 12, pas 12, teknik 14. Evet, teknik 14 olması önemli. Çünkü günümüz futbolunda arkadaşlar artık hücumlar defanstan başlıyor. Kısa pasla çıkarak takımlar ve teknik bir stoper altyapısı olduğunu görüyoruz. Ravil'in burada top kapma 12, zihinsel anlamda kararlılık 16, konsantrasyon 13, pozisyon alma 13, soğukkanlılık 15, fiziksel anlamda çeviklik 13, dayanıklılık 12, denge 11, hız 11 şeklinde. Evet, 1.82 boy, 71 kilo ağırlık ve sol ayağını kullanıyor arkadaşlar. Hayriyetten tekniğinden ziyade dünya futbolunda sol ayaklılar çok değerli. Çok değerli gerçekten. Sol iç stoperlerin değeri bence sağ ayaklı stoperlere göre bir kat daha fazla. Evet, şu FM editör rakamlarımıza bir gelelim bakalım. Evet, mevcut yetenek 100 ile başlıyor FM hayatımız ve potansiyel yetenek 155. Hakikaten ciddi bir potansiyel yetenek tanımlandığını söylesek yalan olmaz. 155'te şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Avrupa'nın ikinci sınıf takımlarında çok rahat ilk 11 oyuncusu olabilir. Ravil Tagir ikinci sınıf takımlar derken işte Borussia Dortmund, Sevilla, Everton bu tarz takımlarda çok rahat ilk 11 oyuncusu olabileceğini söylüyor. Gelişimini sağladığı takdirde Ravil Tagir'in FM editör bize. Evet, şimdi başlangıç profilimizi analiz ettik. İlk sezonla başlıyoruz arkadaşlar. Umarım güzel bir kariyer hikayemiz olur. Dediğim gibi daha önceki videolarda da yaptığım gibi doğaçlama yapıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Başakşehir ilk seneyi Başakşehir'de geçiriyoruz. Yaşımız 18, piyasa bedelimiz 900 bin euro, aynı sözleşmemiz devam ediyor. Sadece 9 maça çıkmışız arkadaşlar Başakşehir'le. 6'sı ilk 11 olmak üzere 7.06 oyuncu puanı ortalaması yakalamışız. Daha genciz, maç sayısına çok takılmamak lazım. Gençliğimiz var, yolumuz uzun diyelim. Ama değerlendirecek bir performans verisi de yok ortada. Özelliklere baktığımızda ise arkadaşlar top kapmanın 13'e geldiğini görüyorum. Kafa vuruşu 13 olmuş, pas 13 olmuş, keza soğukkanlılık 16, pozisyon alma 14'e gelmiş. Fiziksel anlamda da ciddi gelişim var. Çeviklik 14, denge 12, hız 12'ye kadar yükselmiş durumda. Bence ilk seneye göre hem teknik hem zihinsel hem de fiziksel anlamda profilimizde İyi bir gelişim olmuş diyebiliriz. Evet, şöyle bir FM editör rakamlarımıza da bakalım. 121, harika bir gelişim. 100'lük arkadaşlar, ilk sene sonunda mevcut yeteneğimizi 121'e çekerek potansiyel yetenekle aramızdaki farkı 34 puana indiriyoruz. Evet, ilk verileri takım içi bireysel performansa bakmayacağım. Çünkü zaten çok fazla forma şansı giymediği için hani bize gerçekçi bir done, gerçekçi bir analiz yapma şansı vermeyecektir. Evet, ikinci sezondayız. Bakalım neler olacak. İyi geliştik, çok iyi geliştik. Evet, Başakşehir'e devam ediyoruz. Yaşımız 19, piyasa bedelimizde müthiş bir artış var. 6.25 milyon euroya çıkmış durumda ve yeni sözleşme imzaladık. Yaklaşık 500 bin euro kazanıyoruz Başakşehir'den. 46 maça çıkmışız. 42'si ilk 11 olmak üzere 6.73 oyuncu puanı ortalaması yakalamışız. Evet, ikinci senemizde Başakşehir'in as oyuncusu olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar. 42 resmi maç, ilk 11 seviyesinde 42 resmi maç bence önemli bir veri. Oyuncu ortalama puanımız 6.73. Zaten stoper oyuncularında 7 ve üstünü başarılı sayıyoruz. Stoper oyuncularında oyuncu ortalama puanı olarak. 6.73'e ortalama ama vasata yakın diyebiliriz.
Özelliklerine baktığımızda ise ilk kontrol 14, kafa vuruşu 14, teknik 15, pas 14'e gelmiş durumda. Keza yine fiziksel anlamda gelişimimiz sürüyor. Çeviklik 15, güç 12, hız 13'e gelmiş durumda. Yine bir gelişim var arkadaşlar profilinizde. Tam hazır olan bir profil değil ama gelişim devam ediyor. Hem teknik hem zihinsel hem de fiziksel anlamda diyebiliriz. Bir bakalım FM editör rakamları bize neler diyecek. 135 müthiş gelişim. 121'den rakamımızı, mevcut yetenek rakamımızı 135'e çekiyoruz ve potansiyel yetenekle aramızdaki puan farkını 20'ye indiriyoruz. 2 sezonda toplam 35 puanlık bir gelişim yaptık. Ciddi bir rakam. Evet, Başakşehir sezonu 4. sırada bitirirken arkadaşlar şöyle Ravi'le bakalım neler yapmış. Ravi takım içi bireysel performansta. Takım içi bireysel performansla biraz alt sıralarda kaldığını söylesek yalan olmaz. Daha üstlerde bekliyoruz Ravi Tagir'i. Evet, 3. sezon geliyor. Bakalım 3. sezon bize neler gösterecek. 2 senedeki gelişimimiz harika. 19 yaşında Başakşehir seviyesinde as oyuncu olmamızın da güzel olduğunu, kariyerimiz, FM hayatımız için güzel bir başlangıç olduğunu söylemek lazım. Evet, Başakşehir'e devam ediyoruz. Yaşımız 20. Bu arada 5 kez milli takım formasını giyip gol atamadık. Piyasa bedelimiz 7,5 milyon euro. Yeni sözleşme imzaladık arkadaşlar. Yaklaşık 1 milyon euro kazanıyoruz. Maç sayımıza bakalım. 40 maçta oynamışız Başakşehir'de. 1 gol, 1 asist ve 6.77. Hemen hemen geçtiğimiz sezon verileriyle aynı çıktı. İlk 11'deki maç sayısı, ki az takım oyuncusuyuz, bunu belirtelim ilk önce. 6.77'de biraz önce dediğim gibi arkadaşlar, ortalama hatta vasat bir stoper performans puanı diyebiliriz. Daha iyisini bekliyoruz. Yani 7'nin üstüne çıkmasını bekliyoruz Ravi'nin. Özelliklerimize baktığımızda ise yine fiziksel anlamda gelişim dikkat çekiyor. Sıçrama 17'ye gelmiş. Çeviklik, dayanıklılık, dengenin arttığını görüyorum. Yine yükseliş olduğunu görüyorum arkadaşlar profilimizde. Şu pozisyon almayı biraz 14'ten 16'ya falan getirirsek harika olacak. Çok teknik bir profille karşı karşıyayız. Yani bir stoper oyuncusu olarak teknik 14, pas 14, ilk kontrol 14 hakikaten günümüz futbolunda çok önemli. Evet, bir FM editör rakamlarımıza yine bir bakalım. 141, evet, gelişimimiz devam ediyor ve mevcut yeteneği 141'e çekiyoruz. Potansiyel yetenekle aramızdaki puan farkını da 14'e kadar indiriyoruz. Başakşehir'e bakalım. Başakşehir neler yapmış arkadaşlar hemen. Başakşehir Ligi şampiyon olarak tamamlamış ama Ravi yine bireysel performans anlamında ilk 11 oyuncusu olmasına rağmen takım ortalamasının altında kaldığını görüyoruz bireysel performansında. Evet, 4. sezona gidiyoruz. Bakalım 4. sezonda neler olacak. Gelişimimiz çok iyi. Çıktığımız ilk 11 maç sayısı çok iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece oyuncu ortalama puanımızı birazcık 7 ve 7'nin üstlerine doğru çıkartırsak bizi güzel bir kariyer hikayesi bekliyor demek mümkün. Evet, şöyle bakıyoruz. Oo, bir transfer gelişmesi var arkadaşlar. Lille gidiyor. Evet, Lille zaten Türkiye pazarına iyice abanmış durumda. Ve oyunda da Ravi'nin Lille transfer olması bizi gülümsetiyor tabii ki arkadaşlar. Bakalım 19.25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 2023-2024 sezonu Ocak transfer döneminde gidiyor arkadaşlar Lille. İlk devrede 21 kez Başakşehir formasını giyip 6.90 oyuncu puan ortalaması yakalamış, ki 6.90 şu ana kadar kariyerimizin en başarılı performans puanı diyebilirim. Bu performans dikkat çekiyor ve Lille yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeliyle kendisini kadrosuna katıyor. Bence gelişim anlamında iyi bir seçim yapmış diyebiliriz Ravi. Evet, bakalım neler yapmış orada. 21 yaşındayız. 5 milli maç 0 gol. Piyasa bedelimiz 26,5 milyon euroya kadar çıkmış durumda. Ve Lille'den yaklaşık 850 bin euro kazanıyoruz. Evet, yarı devre performansı Lille'de 19 kez ilk 11'de oynamış, ki yarı devredeki maç sayısına göre ilk 11 oyuncusu olduğunu söylemek mümkün. Bireysel performans ortalama puanı ise 6.69. Evet, performans puanımızı, ortalamamızı biraz daha yukarı çıkması lazım. 6.69 yine vasat bir performans puanı ne yazık ki. Özelliklere baktığımda ise hem teknik hem zihinsel hem de fiziksel anlamda ciddi bir gelişim göremiyorum. Kafa vuruşunda sanki bir artış var ama onun haricinde teknik, fiziksel, zihinsel ve fiziksel geçtiğimiz sezonla birebir aynı özellikler gibi geldi bana. Bir bakalım FM editöre. Evet, 141'dik arkadaşlar. Bu sezon gelişim anlamında ne yazık ki yol kat edemiyoruz. Evet, Lille bakalım. Lille sezonu 3. sırada bitirirken Ravi Vedat Muriç dikkat çekiyor bu arada Lille'de. Evet, Vedat Muriç 21 gol atmış, takımın en iyi oyuncusu olmuş. Bir anda dikkatimi çekti. Ravi bireysel performans anlamında takımın altında, takım ortalamasının altında kaldığını görüyoruz. Evet, 5. sezona gidiyorum. Biraz bireysel performansımızı
toparlamamız lazım. Onun haricinde şu ana kadar gelişimi olsun. Bence Lille kariyeri açısından çok doğru bir tercih. Gelişim açısından. Bakalım o faydayı Lille sağlayabilecek mi Ravitagir'e? Yani günümüzde böyle biliyoruz en azından. Evet, yaş 22, piyasa bedelimiz 27 milyon euroya çıkarken kendisini Monaco istiyor arkadaşlar. Yine Fransa'nın köklü kulüplerinden Monaco'nun ilgisi var kendisine. Ve sözleşmemizde 1.12 milyon euro ufak bir iyileştirme olmuş sözleşmemizde. Neler yapmışız? 48 maç, evet 48 kez ilk 11'de forma giymişiz Lille forması altında bu sezon ki as takım oyuncusu olmuşuz. Bu önemli. 1 gol, 2 asist, 6.77 oyuncu puanı ortalaması yine yani kariyerimizin şu ana kadarki bölümündeki ortalama puan, performans puanına yakın bir puan. İyi diyemiyorum arkadaşlar. 7'yi görmemiz lazım bu anlamda. Özelliklere baktığımda ise teknik 15'e gelmiş durumda. Keza pozisyon almanın 15'e geldiğini görüyorum. Çeviklik 15, dayanıklılık 15'e gelmiş durumda. Evet, bu sezon bir gelişim var. Bir gelişim var. Hem teknik, hem zihinsel, hem de fiziksel anlamda olumlu yönde bir gelişimin olduğunu görüyorum. Bir bakalım FM editör rakamlarımız bize neler diyecek. 147 güzel bir gelişim arkadaşlar. 6 puanlık bir gelişimimiz var. Efendim mevcut yeteneğimizi 147'ye çekiyoruz ve potansiyel yetenekle aramızdaki farkı 8'e kadar indiriyoruz. Çok güzel gelişim gösterdik şu ana kadar. Evet, Lille neler yapmış? Lille sezonu yine 3. sırada tamamlarken Ravitagir ne yazık ki bireysel performans anlamında takımın alt sıralarında yer almış. İlk 11 oyuncusu olması güzel, gelişimi güzel ama bireysel performans puanını, ortalama puanını biraz yukarı çekmek lazım. Ravil. Evet, 6. sezon. 6. sezon. Yani 7 ve üstüne atarsak bir stoper oyuncusu için başarılı diyebiliriz. Stoper oyuncularında arkadaşlar böyle 7-60, 7-70 çok zor. Çok zor rakamlar. Evet, 6. sezon geliyor. Ravil hala Lille'de. Yaşımız 23, 12 milli maç. Golümüz yok. Piyasa bedelimiz 39,5 milyon euroya çıkmış durumda. Gerçekten ciddi bir piyasa değerine sahip olduk 23 yaşında. Ve sözleşmemiz, yeni sözleşmemizi alıyoruz. Yaklaşık 3 milyon euro kazanıyoruz artık Lille'den. Neler yapmışız bakalım. 49 maç, 47'si ilk 11 olmak üzere. 1 asist ve 6.87 oyuncu puanı ortalaması. İlk 11 oyuncusuyuz arkadaşlar, bu önemli. 6.87 ile de geçtiğimiz sezonlara göre bir tık daha iyi bir performans göstermişiz. 7 oyuncu ortalama puanına doğru yaklaşmışız. Fena bir sezon diyemeyiz. Özelliklere baktığımda ise teknik, zihinsel ve fiziksel anlamda geçtiğimiz sezona benzer bir profille karşı karşıyayız. Şu profil bile bir Türk oyuncu, Türk pasaportlu oyuncu için bence hiç fena değil arkadaşlar. Sol stoper olduğunu da unutmayalım, sol iç stoper. Hem teknik, hem zihinsel, hem de fiziksel anlamda gerçekten iyi bir profile sahip olduğunu görüyoruz Ravil'in. Evet, şöyle FM editöre bir hemen göz atalım. 148 mevcut yetenek, 148 potansiyel yetenek, 155 aramızdaki puan farkı 7 arkadaşlar. 7 puanlık daha gelişim göstermemiz gerekiyor potansiyel yetenek rakamımıza ulaşmamız için. Lille sezonu yine 3. sırada tamamlarken Ravil bu sefer geçtiğimiz sezonlara göre biraz yükselmiş bireysel oyuncu ortalama puanında takım içinde ama yine takım ortalamasının altında kaldığını görüyoruz. Şu 7'yi görürsek iyi olacak. 7 ve üstü başarılı bir kariyere yelken açmamız demek. Evet, 7. sezona geliyorum arkadaşlar. Bakalım 7. sezon aynı başarılı performansı gösterebilecek miyiz? Göreceğiz. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yok. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yok. Evet, Lille'de devam ediyoruz. Yaşımız 24. Piyasa bedelimiz 38,5 milyon euro ve kendisiyle arkadaşlar Leipzig ilgileniyor. Almanların Leipzig takımının ilgisi var kendisine. Neler yapmışız? 50 maç, ciddi bir ilk 11 maç sayısı. 1 gol, 3 asist ve 6.85. Evet, geçtiğimiz sezona benzer bir bireysel performans puanı ortalaması yakalamış yine. Ortalama diyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi 7'yi görürsek iyi diyeceğiz ama performans anlamında şu an kariyerimizin geneline baktığımızda ortalama bir performansımız var. Özelliklere baktığımda ise teknik ve zihinsel gücünde herhangi bir değişiklik yok ama fiziksel anlamda çeviklik 16, denge 16'ya kadar gelmiş durumda. Gerçekten fiziksel olarak çok iyi bir stopere evrilmiş durumda arkadaşlar. 7. sezonda Ravitagir hakikaten güzel. Fiziksel özellikleri güzel, tekniği güzel. Zihinselde şu pozisyon almayı bir 14'ten 16'ya falan çıkartırsa tadından yenmez. Pozisyon alma defansı da önemli. Evet, şöyle FM editör rakamlarımıza hemen bir göz atalım. 148 ve 155 7 puanlık fark devam ediyor arkadaşlar. Bakalım bu 7 puanlık gelişimi sağlayabilecek miyiz? Evet, Lille sezonu 2. sırada tamamlarken Ravitagir yine bireysel performans anlamında takım ortalamasının altında yer almış ne yazık ki. Profiline yakışmayan bir bireysel performans var ama stoper oyuncularında böyle oluyor arkadaşlar genellikle. Stoper oyuncularında. Evet, 8. sezona giriyoruz. Bakalım.
Bakalım bir transfer gelişmesi olur mu? Peşinde Leipzig var. Belki bir transfer hamlesine de şahit olabiliriz. İyi de olabilir aslına bakarsınız Leipzig. Hayır, Lille'de kalıyoruz arkadaşlar. Yaşımız 25, piyasa bedelimiz 37 milyon euro. Yeni sözleşme imzaladık Lille'le ve 3.31 milyon euro kazanıyoruz. Neler yapmışız? 47 maç, yine ilk 11 oyuncusuyuz. Sıkıntı yok bu anlamda. Herhangi gol asist üretemezken 6.78, yine ortalama vasata yakın bir performans puanı diyebilirim. Bireysel ortalama performans puanı. Dediğim gibi 7'ye yaklaşmamız lazım. Onun haricinde bence güzel bir kariyer hikayesine şu ana kadar sahip. Özelliklere baktığımızda konsantrasyon 16, pozisyon almanın 15 olduğunu görüyorum ki bu önemliydi. Biraz önce bahsetmiştim pozisyon almadan. Şu anki profil gerçekten iyi bir profil arkadaşlar. Hem teknik hem zihinsel hem de fiziksel anlamda ortalama üstü bir stoper profiline sahip oldu. 25 yaşında Ravi Tagir FM 2021 hayatında. Bir FM editör rakamlarımıza da şöyle bir göz atalım. 152'ye geldik. Çok iyi bir gelişim gösterdik arkadaşlar. Ve mevcut yeteneğimizi 152'ye çekiyoruz. Potansiyel yetenekte aramızdaki puan farkı sadece 3. Çok iyi. Gelişim çok iyi. Profil de çok iyi. Maç sayımız çok iyi. Sadece bireysel oyuncu puanımızda biraz sıkıntı var, ortalama puanımızda. Lig sezonu 4. sırada tamamlarken yine Ravita gir arkadaşlar. Ne yazık ki bireysel performans puanı anlamında takım ortalamasının altında yer aldığını görüyoruz. Evet, 9. sezona gidiyorum. Biraz dediğim gibi şu bireysel ortalama performans puanımızı, maç performans puanımızı yükseltirsek arkadaşlar çok daha iyi bir kariyer hikayesine sahip olabiliriz hakikaten. Evet, bakalım. Evet, dilde devam ediyoruz. Yaşımız 26-23, milli maç bir golümüz var. Piyasa bedelimiz 35,5 milyon euro. Ve şu anda kendisini Liverpool ve Tottenham istiyor. Vay anam vay. Evet, İngiltere'nin iki büyük dev kulübü Liverpool ve Tottenham'ın kendisine ilgisi var. Yıllıkta 3,31 milyon euro kazanıyoruz. Neler yapmışız Lille'de? 44 maç ilk 11 olmak üzere 5 gol, 2 asist, çok ciddi bir skorer katkı gerçekten stoper oyuncusu olarak ve evet 7,01. Evet arkadaşlar, 7 barajını geçtik. Bu sezon FM 2021 kariyerimizdeki şu ana kadarki en iyi sezon olduğunu görüyoruz ve mutluluktan gülümsüyoruz hakikaten. İyi bir sezonu geride bırakmış ve bu performans puanıyla zaten Liverpool ve Tottenham'ın da kendisine ilgisi var. Süper bir sezon diyebilirim bir stoper oyuncusu olarak. Özelliklere baktığımda teknik anlamda herhangi bir sıkıntı yok. Konsantrasyon 17'ye gelmiş ve evet pozisyon almayı 16'ya çıkartmış arkadaşlar. Pozisyon almayı 16'ya çıkartmış. Bu üst düzey stoper olabileceğini gösteren bir rakam bize. Fiziksel anlamda da herhangi bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Şu profil Tottenham ve Liverpool'da ilk 11'i zorlar mı? Daha çok o Tottenham ve Liverpool seviyesi için bir rotasyon oyuncusu profili diyebilirim ama Lille, işte Borussia Dortmund, Sevilla, Leipzig gibi kalburüstü takımlar için direkt ilk 11 oyuncusu olmuş durumda. Türkiye Ligi takımlarında direkt ilk 11 oyuncusu yani. Evet, bir bakalım FM Editör'e. 152 devam ediyoruz. Aynı arkadaşlar, mevcut yetenek 152, potansiyel yetenek 155. Aramızdaki puan farkı potansiyel yetenekle sadece 3. Evet, Lille bakalım. Lille sezonu 3. sırada tamamlarken Ravil arkadaşlar bu sefer takımın bireysel performans ortalamasında orta sıralarda yer almış. En iyi Lille sezon performansını gösterdiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz sezonlar çok daha alt sıralardaydı. Bu sezon bu sefer orta sıralara demir atmış. Güzel, güzel bir sezon. Moral bozmayalım. 10. sezon. Hadi bakalım. Liverpool olur mu be? Ha? Liverpool zor ama. Yani Liverpool'a gidince yani gelişim gel çok tamamladı gibi ama çok forma şansı bulabilir mi açıkçası? Kafamda deli soru işaretleri. Evet, Lille'deyiz arkadaşlar. Herhangi bir transfer gelişmesi yok. Yaşımız 27-33, milli maç bir golümüz var. Piyasa değerimiz 37 milyon euro ve yaklaşık 3,5 milyon euro kazanıyoruz. Maç performansına baktığınızda 45 maç, 2 gol, 4 asist ve 6,97, güzel. 7'ye yakın yerdeyiz performans ortalama puanımız. Bir stoper oyuncusu da bir stoper oyuncusu için fena bir ortalama puanda değil arkadaşlar. İlk 11 oyuncusu olmaya da Lille seviyesinde devam ediyoruz ki bu da önemli bir parametre. Özelliklere baktığımızda teknik ve zihinsel anlamda herhangi bir sıkıntı yok. Fiziksel anlamda da bir sıkıntı yok. Gücümüzü koruyoruz. Hakikaten de bir sol iç stoper olarak ki pasör bir sol iç stoper olarak oldukça yetenekli, oldukça yeterli bir zihinsel fiziksel özelliklere sahip olduğunu söylemek mümkün. Ravi Tagir'in. Evet, şöyle FM editör rakamlarımıza yine de biz bakalım. 152 devam ediyoruz. 155 hala aramızdaki potansiyel yetenekli, aramızdaki puan farkı 3. Lille neler yapmış? Lille sezonu 3. sırada tamamlarken Ravi Tagir bireysel performans anlamında geçen sezonki gibi takımın içinde
orta sıralarda yer almaya başarmış. En azından alt sıralarda değil. Çünkü öyle başlamıştık. Bayağı altlarda yer alıyorduk yani. Evet, 11. sezon. Hadi bakalım. Bakalım, herhangi bir takımla ilgisi yok. Lille devam ediyor. Çok ilginç. Aslında bakarsanız bu profil Lille bence biraz fazla. Yani transfer beklentim var. Ki Lille de zaten sever. Yetiştirici bir kulüp. Evet, Lille'de devam ediyoruz. Yaş 28, 47 milli maç 2 gol. Piyasa bedelimiz yaklaşık 31 milyon euro ve 3,5 milyon euro kazanıyoruz. Manchester United ve Barcelona'nın kendisine ilgisinin olduğunu görüyoruz. Evet, bir İngiltere Premier League, bir de La Liga takımı, ki iki dünya devi kendisiyle ilgileniyor arkadaşlar. Neler yapmış Lille'de? 51 kez ilk 11'de forma giydiği sezonda 4 gol, 2 asist ve 6,94 ortalama, hatta iyiye yakın bir performans diyebiliriz Ravi Tagir'den. Evet, özelliklere baktığımda ise teknik anlamda herhangi bir değişiklik yok. Soğukkanlılığın 16'ya geldiğini görüyorum. Bir stoper oyuncusu için önemlidir. Fiziksel olarak da herhangi bir değişiklik yok. Gerçekten teknik, zihinsel ve fiziksel olarak bir Türk pasaportlu oyuncuya göre oldukça iyi bir profile geldik arkadaşlar, 28 yaşında. Şöyle FM editör rakamlarımız bize neler diyecek, ona bakalım. 152-155 devam ediyoruz. Potansiyel yetenekle aramızdaki fark 3. Evet, şöyle Lille bir bakalım. Lille sezonu yine 3. sırada tamamlarken Ravi yine bireysel performans puanı anlamında takım içinde kendini orta, hatta birazcık orta altı sıralarda yer bulmuş diyebiliriz. Evet, 12. sezona gidiyoruz. Bir transfer gelişmesi olur mu? United, Barcelona olur mu? Fazla gelebilir ama. Ya Barcelona çok fazla gelir ama teknik bir stoper. Tiki-taka'yla uyum sağlayabilecek bir stoper. Pasör altyapısı çok kuvvetli. Evet, bakalım. Evet, herhangi bir transfer gelişmesi yok arkadaşlar. 29 yaşındayız. 55 milli maç 2 gol Türk milli takımıyla. Piyasa bedeli 45 milyon euroya çıkmış durumda ki bu şu ana kadarki kariyerimizdeki en yüksek piyasa değerimiz ve yıllık 3,5 milyon euro kazanıyoruz. Neler yapmışız? 48 kez ilk 11'de forma giyerek 1 gol, 2 asist ve 6,93. Geçtiğimiz sezonlara benzer bir performans. Ortalama ve hatta ortalamanın bir tık üzerinde bir stoper performansı göstermiş Ravi Tagir Fransa'da. Özelliklere baktığım zaman teknik, zihinsel ve fiziksel anlamda hemen hemen geçtiğimiz sezonla aynı arkadaşlar. Herhangi bir gelişim olmadığını görüyorum. Hatta güç 13'te 12'ye düşmüş gibi geldi bana ama yanlış da hatırlayabilirim. Ben veteran bir YouTuber'ım arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Evet, aynı. Bir bakalım yine FM editör rakamlarımıza biz. 151, evet, orada bir düşüş var. Yanlış hatırlamamışım be. Evet, yanlış hatırlamamışım. Mevcut yetenek 152'den 151'e düşüyor. Nazar boncuğumuz olsun. Potansiyel yetenekler aramızdaki fark 4. Evet, şöyle Lille neler yapmış. Lille sezonu yine ikinci sırada tamamlarken Ravi Tagir bireysel performans anlamında geçtiğimiz sezona yakın bir performans ve sıralamada ortalamanın altında kaldığını görüyoruz. Evet, 13. sezona gidiyoruz. Ya stoper oyuncuların zaten bireysel performans anlamında çok üst sıralarda yer alması beklenmiyor arkadaşlar. Çünkü skorer oyuncular, forvet yakın oyuncular gol veya asist ürettiğinde çok daha avantajlı hale geçiyorlar bireysel ortalama puanda. Yani stoper oyuncularına çok takılmamak lazım. Evet, Lille'de devam ediyoruz. Yaş 30, 67 milli maç 2 gol. Piyasa bedelimiz 35 milyon euro ve 3,5 milyon euro kazanmaya devam ediyoruz. Neler yapmışız? 50 maç, toplam 51 maç, 50'si ilk 11 olmak üzere 1 gol üretirken yine geçtiğimiz sezonlara benzer bir oyuncu ortalama puanı 6,90. Özelliklere baktığımda teknik 14'ten 15'e gelmiş arkadaşlar. Yalnız soğukkanlılık 16'dan 15'e inerken fiziksel anlamda da gücümüzü koruyoruz. Teknik, zihinsel, fiziksel olarak geçtiğimiz sezona benzer ya da bir ya da iki eksi ya da artı değişiklik olabilir ama güçlü bir profil. Güçlü bir profil gerçekten şu. Şöyle bir bakalım FM editör rakamlarımıza. 151-155 arkadaşlar. Yalnız potansiyel yeteneğimize ulaşamadık. Kaldık sınırda, 152'de kaldık. 151-155 yolumuza devam ediyoruz FM hayatımızda. Lille sezonu ikinci sırada tamamlarken Ravi Tagir yine bireysel performans anlamında arkadaşlar geçtiğimiz sezonlardaki gibi ortalamanın biraz altında yer aldığını görüyoruz. Evet, 14. sezon, artık 31. yaşa geldik. Bir stoper oyuncusu olarak stoper oyuncuların en tecrübeli, kariyerlerinin en top noktası olduğu yaşlar 31 ile 33 arasıdır arkadaşlar. Bu benim yorumum tabii ki.
Ravi'den de bakalım öyle bir performans verisi görecek miyiz? Evet, yaşımız 31, 78 milli maç, 2 gol milli takım ile. Piyasa bedelimiz 28,5 milyon euro. 2 senelik daha sözleşmemiz var Lille ve 3,5 milyon euro kazanmaya devam ediyoruz. Neler yapmışız? 42 kez ilk 11'de forma giydiğimiz sezonda 1 asist ve 6,83. Evet, 6,90'dık, 6,83'e bir gerileme var bireysel ortalama puanımızda. Ama ilk 11 oyuncusu olmamız yine Lille seviyesinde önemli. Özelliklere baktığımda ise hem teknik hem zihinsel hem de fiziksel olarak herhangi bir değişiklik olmadığını görüyorum. Geçtiğimiz sezonla gerçekten birebir benzer özellikler. Artık 30'lu yaşlara geldiğimiz için fiziksel özellikler yavaş yavaş düşüşe geçecektir. Ne kadar geç o kadar iyi bu düşüş. Bir bakalım FM editör rakamlarımız bize neler diyecek. Evet, 151 aynı arkadaşlar. Mevcut yetenek 151, potansiyel yetenek 155. Lille neler yapmış? Lille sezonu yine 3. sırada mı tamamlamış? 4. sırada tamamlamış bu sefer ve Ravita yine arkadaşlar bireysel ortalama performans puanı anlamında takım içinde ortalamanın altında kalmış. Evet, 15. sezon geliyor. Yani evet, bireysel performans anlamında herhangi bir ödül alamayacak muhtemelen ama şunu gördük arkadaşlar bence. Kaliteli bir stoper. Sol ayaklı, teknik, güçlü, iyi bir stoper profili olduğunu gördük Ravita Gir'in. Bu da önemli. Ya her işte her kariyer hikayemizde 7.60-7.70 yakalayamıyor ne yazık ki oyuncular ortalama puan olarak. Evet, 32 yaşındayız. 91 milli maç, 2 gol. Piyasa bedelimiz 14 milyon euro. Önümüzdeki sezon Lille ile sözleşmemizin son sezonu ve yaklaşık 3,5 milyon euro kazanıyoruz. Neler yapmışız arkadaşlar Lille'de? 42 kez ilk 11'de forma giyerek 1 asist üretmişiz ve 6.89. Artık bu oyuncu ortalama puanımız oturdu. 6.80 ile 6.95 arasında gidip geliyor. Yine ortalama bir sezonu geride bırakmışız Fransa'da. Özelliklere baktığımda teknik, zihinsel ve fiziksel anlamda geçtiğimiz sezonki gücümüzü koruyoruz. Tabii yaş 32'ye geldiği için hemen dikkat çektiğim nokta, dikkat ettiğim nokta fiziksel özellikler ama herhangi bir sıkıntı yaşamamışız arkadaşlar. Evet, gücümüzü koruyoruz. Bir FM editör rakamlarımıza da şöyle bir bakalım. 151-155 durmak yok, yola devam. Evet, güzel güzel koruduk şu ana kadar mevcut yeteneğimizi. Lille neler yapmış ona bir bakalım. Lille sezonu 4. sırada tamamlarken yine Ravi Tagir bireysel performans anlamında arkadaşlar takım ortalamasının altında kaldığını görüyoruz. Evet, 16. sezona gidiyorum. Bakalım 16. sezon bize neler vaat edecek, göreceğiz arkadaşlar. Yani kötü bir kariyer hikayesi olmuyor. Gelişim anlamında Lille'in ilk 11'inde forma giyecek bir kalitesi olduğunu görüyoruz en azından Ravi Tagir. Çünkü performans puanı biraz düşük kaldı. Yoksa Avrupa'nın dev kulüplerine gidebilirdi. Evet, yaş 33, 98 milli maç, 2 golümüz var. Piyasa bedelimiz 7,25 milyon euro ve Lille'le 1 senelik daha sözleşme imzaladık. Önümüzdeki sezon son senemiz, yaklaşık 3 milyon euro kazanıyoruz. Kendisini de İngiltere Premier Lig takımlarından ki şimdi 2036 yılında Premier Lig dedi midir bilmiyorum. Watford, İngiltere takımlarından diyelim. Watford'un kendisine bir ilgisi var. Neler yapmışız Lille'de? 39 maç, 37'si ilk 11 olmak üzere 1 asist ve 6,78 oyuncu puanı ortalaması yakalamışız arkadaşlar. Özelliklere baktığımda teknik ve zihinsel gücümüzü korumayı başarmışız ama fiziksel anlamda hafif bir düşüş var. Çeviklik 15'e düşmüş, güç 11'e, hızlanma 12'ye düşmüş. Yavaş yavaş artık tabii götteki kıllar kadayıf olmaya başlamış Ravi'nin ve fiziksel düşüş başlamış. Kaçınılmaz son. Şöyle bir bakalım. FM editör rakamlarımıza 145 bayağı düşmüş ama. Evet, 151'dik, mevcut yeteneğimiz 145'e geriliyor arkadaşlar. Evet, Lille neler yapmış? Lille sezonu 3. sırada tamamlarken Ravi Tagir evet bireysel performans anlamında arkadaşlar ne yazık ki takımın alt sıralarında yer almış. Evet, 17. sezona gidiyorum. Yani 34. yaşımıza gidiyoruz ama evet, 34. yaşımıza gidiyoruz. Watford istiyor. Kariyerinin sonuna geldik artık. Olabilir diye düşünüyorum ben. Olabilir. Watford güzel bir hamle olabilir. Evet, Leicester City. Biz Watford derken Leicester City Premier Lig takımı değil mi? Evet, Premier Lig'e transfer oluyor. 2036-2037 sezonu devre arasında mı? Evet, devre arasında gidiyor arkadaşlar Premier Lig'e. Yok, devre arasında değil. 3-4 maç oynanmış. Ondan sonra Premier Lig'in yolunu tutmuş 2036-2037 sezonu başında. 6,25 milyon euro bonservis bedeliyle Leicester City'nin yolunu tutuyor. İlginç geldi bana. Beklemediğim bir transfer anlamı. Neler yapmış bakalım. 34 yaşındayız. 98 milli maç, 2 golümüz var milli takımla. Piyasa bedelimiz 6,75 milyon euro. Ve 2038 yılına kadar sözleşmemiz var. Yaklaşık 4 milyon euro kazanıyoruz Leicester'dan. Bu arada kendisini Galatasaray istiyor. Allah Allah, çok ilginç bir kariyer hikayesine doğru evriliyoruz. Neler yapmış
Leicester'da Premier Lig takımı. 36 kez ilk 11'de forma giymiş ki arkadaşlar, bence önemli çünkü 34 yaşında, bunu unutmayalım. Bir gol atarken performans puanımız 6.75. Özelliklere baktığımda teknik ve zihinsel gücümüz birebir koruyoruz arkadaşlar, ama fiziksel düşüş devam ediyor. Çeviklik 14, güç 10, hızlanma 10'a kadar düşmüş durumda. Şöyle bir FM editör rakamlarımıza da bakalım. 141. Çok ciddi bir düşüş yok ama 4 puanlık bir düşüş var. Mevcut yeteneğimiz 141. Potansiyel yetenek 155. Evet, Leicester neler yapmış ona bakalım. Leicester sezonu 8. sırada tamamlarken Ravi Tagir bireysel performans anlamında çok kötü değil. Takım ortalamasının bir tık altında yer almış ki 34 yaşında bence Premier Lig seviyesinde iyi bir stoper performansı izledik Ravi Tagir'den. Evet, 18. sezon, artık yaş 35'e geliyor arkadaşlar. Bakalım. Galatasaray'ın ilgisi var. Türkiye yolu düşer mi? Kariyerin son dönemlerinde göreceğiz. Ama Leicester hiç beklemediğimiz bir hamleydi. Yine belki şok edici bir hamle gelebilir. Celta Vigo. Evet, Celta Vigo'ya gitmiş. İlginç. La Liga takımlarından Celta Vigo'ya gidiyor arkadaşlar. 2037-2038 sezonu başında 3.6 milyon euro bonservis bedeliyle La Liga'nın yolunu tutuyor Celta Vigo'nun. Neler yapmış orada yaşımız 35? Piyasa bedelimiz 2.6 milyon euro ve yaklaşık 3.5 milyon euro kazanıyoruz. Bir sezonda çok fazla forma şansı bulamamış arkadaşlar. 14 maç 13 ilk 11 olmak üzere ve 6.76 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Ama 35 yaşında olduğunda unutmayalım, yine La Liga'da 13 kez oynamış. Özelliklere baktığımızda ise teknik ve zihinsel gücümüzü korurken fiziksel anlamda düşüş ve çöküşümüz devam ediyor. Çeviklik 12, güç 8, hızlanma 9 ve hız 11'e kadar düşmüş durumda. Şöyle bir FM editör rakamlarımızı inceleyelim. 129, bayağı düşmüşüz. Evet, artık futbolumuzu bırakma zamanı geliyor sanki. Mevcut yeteneğimiz 129'a düşmüş durumda. Evet, takım içi bireysel performansa bakmayacağım. Çünkü bakılacak çok fazla veri yok. Çok zaten forma şansı bulamamışız arkadaşlar. O yüzden 19. sezonumuza gidiyoruz. Yani 36. yaşımıza gidiyoruz. Bakalım, yani bir sezon Leicester, bir sezon Premier Lig. Premier Lig, oradan La Liga, şimdi farklı bir lig olabilir mi? İlginç. Son zamanlarımız ilginç geçiyor. Trabzonspor. Evet, çok ilginç. Trabzonspor Türkiye yolu düşüyor. Trabzon'la birlikte ne kadara gelmiş? 2038-2039 sezonu başında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'un yolunu tutuyor Ravi Tagir, 36 yaşında. Evet, yaşımız 36, piyasa bedelimiz yaklaşık 1 milyon euro. Trabzonspor'dan arkadaşlar 2 milyon euro kazanıyoruz ki 2040 yılında sözleşmesi bitecek. Yani 37 yaşında da Trabzon'da olacağız. Neler yapmış peki? Ya 30 maça çıkmış, 28'e ilk 11 olmak üzere 2 asist üretirken 7 oyuncu ortalama puanı yakalamış. Gerçekten 7 oyuncu ortalama puanı görünce hoş oluyoruz. 36 yaşında bir stoper için harika bir stoper puanı. Ama genele baktığımızda Lille, Celta Vigo ve Leicester'ın üstünde bir oyuncu ortalama puanı. Aslında özellikler düşerken performansın yükselmesi ise Türkiye Ligi'nin bence bize kalitesizliğini göstermiş. Burada gözümüze sokmuş. Ya bunu eleştiri anlamında demiyorum ama bu ince ayrıntıya dikkat. Evet, özelliklere bakalım. Teknik, zihinsel anlamda gücümüzü koruyoruz ama fiziksel olarak arkadaşlar düşüş devam ediyor. Çeviklik 10, dayanıklılık 9, güç 7, hız 9, hızlanma 8. FM editörümüze de bakalım şöyle bir. 125. Evet, 125'e kadar gerilemiş mevcut yeteneğimiz. Trabzonspor sezonu 7. sırada bitirirken Ravi Tagir ilk defa arkadaşlar bu kadar üst bir noktada yer alıyor. Takım içi bireysel performansa üst sıralarda yer aldığını görüyoruz Ravi Tagir'in, 36 yaşında. Büyük iş. Yani Trabzon Türkiye Ligi seviyesi olsa da yine büyük iş bir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, 20. sezon. 20. sezon, yaş 37. 37 mi olacak yaşımız? Sanırsam 37 olacak. Bakalım. Evet, yaş 37, Trabzonspor'dayız arkadaşlar. Piyasa bedelimiz yine 925 bin euro ve bir sene daha sözleşme imzalamış Trabzonspor'la. 2041'de bitecek sözleşmemiz, yine 2 milyon euro kazanıyoruz. Yani 38 yaşında da Trabzon'dayız. Vay anam vay, neler yapmışız peki? 19 kez forma giymişiz, 15 ilk 11 oyuncusu, 3 asist ve 7.19. Evet, kariyerimizin en başarılı bireysel performans puanı geldi, 7.19. Evet, çok fazla maçta forma giymemesine rağmen bence 37 yaşındaki veteran bir oyuncu için iyi bir performans puanı. Özelliklere baktığımızda teknik, zihinsel hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten hala üst düzey ama fiziksel anlamda artık halı saha futbolcusuna doğru dönmeye başlamış. Çeviklik 8, dayanıklılık 8, güç 6, hız 8 ve hızlanma 7.
FM editör rakamlarımız bir de neler diyor ona bir bakalım arkadaşlar. 118'e kadar düşmüş durumda. Evet, Trabzonspor sezonu ikinci sırada tamamlarken Rabi Tagit bireysel performans puanıyla takım içinde üst sıralarda yer aldığını görüyoruz. Fazla maç oynamamasına rağmen performans puanı kariyerimizin en iyisi. Evet, 21. sezon oğlum, ne zaman bırakacaksın? Nefesim kurudu lan Rabi. Vallahi nefesim kurudu. Su da almadık yanımıza. Yaşlıyız, yaşlı, yaşlandık. Hayat bizi yordu gençler. Evet, Trabzon'da devam ediyoruz. Yaşımız 38, piyasa bedelimiz 50 bin euro. Evet, yeni sözleşme imzalamamış arkadaşlar Trabzonspor bizle. Ve 29 gün sonra sözleşmemiz bitiyor arkadaşlar. Evet, 29 muhtemelen de önümüzdeki sezon futbolu bırakmış oluruz gibi geliyor bana. Neler yapmışız peki? 26 kez ilk 11'de forma giymiş Trabzonspor'da 38 yaşında. Harika bir maç sayısı bence. 3 asist ve 6.81 oyuncu puanı ortalaması. Yaşına göre yine iyi bir performans sergilemiş Trabzon kariyerinde Rabil Tagir. Özelliklere baktığımızda teknik ve zihinsel anlamda herhangi bir sorun olmazken fiziksel düşüş devam ediyor. Güç 4, hızlanma 5'e kadar düşmüş durumda. Yani herhangi birimizin bu kanala abone arkadaşlarız, bu videoyu izleyenler kadar fiziksel güce sahip olmuş durumda Rabil Tagir. Evet, şöyle FM editör rakamlarımıza bir bakalım. 106 abi, bırak 106'ını, 100'ün altına düşme, bırak tadında bırak. Evet, Trabzon'da sezonun ikinci sırada tamamlarken Rabi Tagir bireysel performans anlamında takım içinde bu yaşına rağmen orta sıralarda yer almayı başarmış. Evet, oh, 22. sezon öldürdü la beni adam. 22. sezon sözleşmesi bitiyor Trabzonspor'la. Bakalım, bence bırakacak futbolu ve bir teknik adam olarak karşımıza çıkacak diye düşünüyorum bu şu an. Bakalım. Hayır, Trabzonspor'la devam arkadaşlar. Çok enteresan. Trabzonspor yine sözleşme imzalamış ve önümüzdeki sezonda bu sözleşme devam ediyor. Evet, çok ilginç. Yaş 39. Piyasa bedeli yaklaşık 30 bin euro ve 938 bin euro kazanıyor Trabzon'dan. Transfer listesine konmuş arkadaşlar. 15 bin euro karşısında yaklaşık. Ve sezonda hiç oynamamış. Niye sözleşme imzaladınız la o zaman? Evet, oynatmamışlar ama sözleşme imzalanmış. Değerlendirecek bir veri yok gerçekten. Bakalım, teknik ve zihinsel sıkıntımız yok ama hakikaten fiziksel anlamda da oynayacak mecali kalmamış. Niye Trabzonspor burada sözleşme imzalamış? Orası ilginç bir menajer oyunu. Menajer oyunu dönmüş. Fiziksel özelliklerde çeviklik 5, dayanıklılık 4, güç 4, hız 4, hızlanma 4'e kadar düşmüş durumda. Bir bakalım, FM editör rakamımız 94. Abooo! 94. Evet, değerlendirecek bir veri olmadığı için takım içi performans verilerine bakmayacağım arkadaşlar ve 23. sezona gideceğim. Bakalım 23. sezon bize neler gösterecek? Hakikaten merak ediyorum yani. Çok saçma oldu la. Yani niye oynatmayacağın oyuncuyla sözleşme imzaladın? Bir de bir senede değil, iki sezon. Çok ilginç. Evet, bırakmış arkadaşlar. Bırakmış futbolu. 40 yaşında bırakmış futbolu ve antrenör olmuş. Antrenör olarak da etkili özellikleri gençlerle çalışma 17, disiplin 14 ve kararlılık 14 olmuş. Evet, peki bakalım şöyle kariyer anlarına, önemli anlarına, kazandığı şampiyonluklara. Leicester'la Avrupa Kupası'nda finali var. Fransa Kupası şampiyonu 2032 Lille. Yine Fransa Kupası şampiyonu 2027 Lille. Avrupa Kupası şampiyonluğu Lille 2025'te, güzel bir ödül bence. Başakşehir'le Süper Lig şampiyonluğu ve Süper Kupa şampiyonluğu 2023'te, 2022'de Türkiye ile Dünya Kupası'nda 3. olmuş, vay vay vay, ve Başakşehir'le Türkiye Kupası'nda final oynamış. Çok ciddi kupa almamış ama oynadığı takımlarla da alakalı tabii ki bu. Ödüllere baktığımızda sezonun en iyi 11'i, haftanın 11'leri var ama ciddi ödüllere bakalım var mı. Leicester sezonun en iyi 11'ine girmiş 2037'de mesela arkadaşlar. Ciddi bir ödül var mı, ona bakıyorum. Haftanın takımları, sezonun 11'leri. Ya o performans puanıyla çok ciddi bir ödül beklemiyorum açıkçası. Çünkü 7'nin üstüne çıkamadık. Evet, genellikle haftanın takımları ve sezonun E11'leri var. 2025'te Lille gelmiş geçmiş en iyi kombine dahil olmuş mesela. Onun dışında çok ciddi bireysel bir ödül alamamış ki bireysel ortalama puanımız da gerçekten düşüktü diyebilirim. Düşüktü diyebilirim yani. Evet, oynadığı takımlar Başakşehir, Lille, Leicester, Celta Vigo ve Trabzonspor. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar kariyerinin genel istatistiklerine. Bonservisine ödenen toplam ücret 33.6 milyon euro. 631 maç, 12 gol, 22 asist, 17 kez maç adamı ve 6.88 oyuncu puanı ortalamasıyla FM 2021 kariyerini noktalıyor. Gelişim çok iyi arkadaşlar, profil çok iyi. Takım seçimleri de bence doğruydu, Lille başlaması doğruydu ama oyuncu ortalama puanımız biraz
vasat kaldı. 7'nin üstüne çıkmasını beklerdik. O profilin açık profilin, profiterol profilin açıkçası. Olsun canı sağ olsun, yine de Rabi Tagir'in kalitesini, gerçekten ciddi bir potansiyel yeteneğe sahip olduğunu gördük. Bunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Galatasaray kariyerimiz, Lille kariyerimiz ve oyuncu futbol futbolcu kariyer hikayelerimiz devam edecek. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve Football Manager 2021'de kalın.